Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bu haftaki konumuz merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri. Artık gitgide sona yaklaşıyoruz. Sevgili gençler, umarım kampta istenilen noktadasındır. Yani artık 21. 22. haftadayız. Artık kampta istenilen kıvama gelmişsindir diye umuyorum. Geride kalanlar varsa mutlaka kampı tamamlamaya çalışsınlar. Belirli aralıklarla, belirli periyotlarla videoları takip etsinler, sorularını çözsünler ve kampı mutlaka tamamlasınlar. Yani bir şeyi eksik bırakmayın sevgili gençler. Eksik bırakırsanız eksik kalırsınız diyelim. Şimdi merkezi eğilim ve yayılım ölçüleriyle devam edeceğiz. Konumuz istatistik ve grafik. Önce istatistik konusunu ele alacağız sevgili gençler. Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri diye iki tane ölçümüz var. Eğilim ve yayılım ölçüleri. Bu konuya başlamadan önce de şunları sevgili gençler, bu kavramları bilmek önemli. Veri, kesikli veri ve sürekli veri. Bir sonuca, veri ne demekmiş bir bakalım. Bir sonuca ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, detay, araştırma gibi yöntemlerle elde edilen her bilgiye veri denir. Yani günümüzde aslına bakarsanız en çok kullanılan ifadelerden birisi veri olarak kullanılmasa da ismi data olarak kullanılıyor sevgili gençler. İşte büyük şirketler veya işte mesela her gün telefonunuza mutlaka benim telefon numaramı da nereden buldular dedikleri bazı web siteleri veya işte bazı alışveriş mağazaları mutlaka mesaj atarlar. İşte bunların aldıkları bilgilere mesela data denir, veri denir. Veya işte istatistik kurumları mutlaka bir anket yaparlar. Veya işte bu anket olmasa bile bazı bilgileri depolarlar. İşte bu topladıkları bilgilere data derler, veri derler sevgili gençler. Kesikli veri. Kesikli veriler belirli bir aralıktaki tam sayıları olan veri türüdür. Örneğin bir kitabın haftalık satış sayısı sadece tam sayı değerleri olacağında bu veri grubuna örnektir. Yani nasıl diyeyim, belirli aralıktaki tam sayıları olan diyor ya, yani mesela diyelim ki az önce verdiğimiz örnekteki gibi kitap satış sayıları. Şimdi kitap satış sayısı sevgili gençler mesela 25,12 olmaz. Yani haftada 25 tane kitap satmışsındır, 35 tane satmışsındır, 45 tane satmışsındır, 30 tane, 29 tane satmışsındır ama 25,12 tane mesela satamazsın. Biz bu elde edilen verilere kesikli veri diyoruz. Sürekli veri de. Sürekli veriler belirli bir aralıktaki her gerçek sayı değerini alabilen veri türüdür. Örneğin bir okuldaki lise öğrencilerinin boy uzunluklarının 155 cm ile 195 cm arasında değişmesi bu aralıktaki her gerçek sayı değerini alabileceğinden sürekli veri grubuna bir örnektir. Yani eğer ki biz okuldaki öğrencilerin boy uzunluklarının 155 ile 195 cm arasında değiştiğini söylüyorsak artık şu aralıkta olduğunu da söyleyebiliriz. 155 ve 195 kapalı aralığında diyebiliriz mesela. Bu aralıktaki bütün reel sayı değerlerinde, gerçek sayı değerlerinde alabileceğinden bu okuldaki çocukların boy uzunlukları, biz bu veri grubuna sürekli veri grubu diyoruz sevgili gençler. Şimdi eğilim ve yayılım ölçüleri dedik ya. Önce eğilim ölçülerini bir ele alalım bakalım. Merkezi eğilim ölçülerinin içerisinde sevgili gençler ilk olarak aritmetik ortalamayı göreceğiz. Aritmetik ortalama bir eğilim ölçüsüdür. X1, X2, X3, Xn veri grubunun toplamının veri sayısına bölünmesiyle hesaplanır ve X'in üzerine bir çizgi çekerek gösteririz bunu biz. Buna da bu veri grubunun aritmetik ortalaması deriz. Bu durumda aritmetik ortalamada terimlerin toplamının terim adedine bölünmesiyle bulunur. Yani en aşina olduğunuz, istatistikte en aşina olduğunuz şeylerden birisi zaten bu. Sorumuza bakalım. Matematik sınavına giren 4 öğrencinin notlarına ait veriler 15, 20, 12 ve x'tir. Bu öğrencilerin matematik dersine ait notların ortalaması da 16'dır. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir öğrencimiz 15 almış, diğer öğrencimiz 20 almış, diğeri 12 almış, diğeri de x almış ve toplamda sevgili gençler bunlar 4 kişi olduklarından bölü 4 diyeceğiz. Eşittir. Ortalamamız da kaçmış? 16. İçler dışlar çarpımı yapacağız öncelikle. 15, 20, 35 yapar. Şurası da 47. 47'ye x eklediğimiz zaman 4 kere 16'dan 64 yapıyormuş. Demek ki x sayısı kaçmış? 64'ten 47'yi çıkararak bu
x sayısını elde edebiliyoruz sevgili gençler. Bu da bize 17 sayısını verecektir. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 17'ymiş. Yani 4. öğrencinin aldığı not 17'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir anaokulunda bulunan çocukların boy uzunluklarına göre sayıları verilmiş. Buna göre bu anaokulunda bulunan çocukların boy ortalaması kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi 6 tane çocuğun boyları 1,5 metre, 5 tane çocuğun boyu 1,4 ve 9 tane çocuğun boyu da 1 metreymiş. Şimdi 6 çocuğun boyları toplamı 6 kere 1,5'ten 9'dur. 5 tane çocuğun boyu 1,4 ise bunların toplamı da 7'dir sevgili gençler. 5 çarpı 1,4'ten 9 kere 1'den de burası 9 metre gelir toplam. Ben bunları toplarsam 25 yapacaktır. Çocukların hepsinin de yaşları, boyları toplamı. Ben bu 25'i çocuk sayısına böleceğim. 6, 5 daha, 11, 9 daha 20 yapar sevgili gençler. 25'i 20'ye böldüğümüz takdirde de 5 ile genişletirsek eğer 125 bölü 100'den 1,25 yapar. Demek ki çocukların boy ortalaması 1,25 metreymiş diyebiliriz. Evet, geçtik bir diğer sorumuza. Bir öğretmen tahtaya aritmetik ortalaması 19 olan 7 tane veri grubu yazmıştır. Bunlardan aritmetik ortalaması 15 olan 3 tane veri grubu çıkarıldığında geriye kalan 4 verinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şöyle ki öncelikle ortalamamız eğer 19'sa ve 7 kişinin ortalaması 19'sa bu 7 kişinin 7 kişi diyorum özür dilerim. Bu 7 tane verinin toplamı sevgili gençler 7 çarpı 19'dur. 7 kere 19'da 70 artı 63'ten 133'tür diyebiliriz. Bunların toplamı bu. 3 tane ve ortalaması 15 olan veri grubunu biz bu grubun içerisinden çıkarmışız. Yani toplamları 45 olanları çıkarmışız. Geriye kalan 4 tane verinin toplamı da 133'ten 45'i çıkararak elde edilebilir. 133'ten 45'i çıkardığımız zaman sevgili gençler 100'den 12'yi çıkarmakla aynı şeydir. Dolayısıyla cevabımız 88 olacaktır da diyebiliriz. Ortanca değer, yani biz bu ortanca değere medyan diyeceğiz. Hani orta, medium'dan aklımıza gelsin. Veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse tam ortadaki sayıya, eğer terim sayısı çiftse ortaya gelen iki tane sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı denir. Yani sen o veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın sevgili gençler, tamam mı? Sıraladıktan sonra da tam ortadaki sayıya biz o veri grubunun medyanı diyeceğiz. Burnum kaşınıyor. Biz o veri grubunun medyanı diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi A şıkkına bakalım sorumuzu. 6, 12, 8, 9, 11 veri grubunun medyanını bulunuz. Hemen laps diye atlamayacaksın. 8'dir cevap demeyeceksin. Önce ne dedik? Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın. A şıkkını çözelim. 6, 8, 9, 11, 12 küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra ortada kalan hangisi? 9. Demek ki bizim medyanımız budur diyebiliriz. Medyan 9'muş. Peki bir de B şıkkına bakalım. 13, 9, 7, 5 küçükten büyüğe doğru sırala. 5, 7, 9 ve 13. Tam ortada kalan bir sayı yok. Demek ki tam ortadaki iki sayıyı alacağız. İşte bunların aritmetik ortalaması. 7 artı 9, 16, 2'ye böldüm. 8 bu bizim medyanımızdır diyeceğiz. Yani 8 bu veri grubunun elemanı olmasa bile bir medyan oldu sevgili gençler. Umarım bunu da fark ettiniz. Söylememe gerek yoktur umarım. Demek ki böyle medyan da olabiliyormuş. Devam. X pozitif bir tam sayıdır. İşte x, x artı 2, x eksi 2, x eksi 3 veri grubunun medyanı 7 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi bunların içerisinde en küçük hangisi? X eksi 3. Sonra x eksi 2. Sonra x. Sonra da x artı 2. Şimdi bunlar 4 tane oldukları için medyanları da şu ortada kalan 2 tanesinin aritmetik ortalamasıdır ki x eksi 2 ile x'in tam ortasında da zaten ne vardır? X eksi 1 vardır. X eksi 1'in ne olduğunu söylemiş? 7. O zaman x kaçtır arkadaşlar? 8. Hocam bu tam ortadaki derken ben onu anlayamadım diyen varsa da şununla şunu toplayacaksın. 2x eksi 2 ortalaması nedir? 2'ye böleceksin. X eksi 1 gelecek yani. Ya da direkt tam ortadaki. Üsttekinden de anlayabilirsin. Bak 7 ile 9'un tam ortasındaki sayıyı aldık zaten aritmetik ortalama olarak. Burada da yine x ile x eksi 2'nin tam ortasındaki sayı da ardılarından x eksi 1'dir sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. 70, 36, 12, 48, 24 sayılarının rakamları toplamıyla oluşturulan veri grubunun medyanı kaçtır? Şimdi şunun rakamları toplamı kaç? 7. Şununki kaç? 9. Bununki kaç? 3. Şununki 12.
12'de 6. Küçükten büyüğe doğru dizelim bakalım. 3, 6, 7, 9, 12. Bu veri grubunun medyanı nedir diye soruluyor. Cevap 7'dir. Sevgili gençler, tam ortada kaldığı için. Geçtim ikinci sayfama, bir diğer soruma. 5, 2, A, 7, 10 veri grubunun medyanıyla aritmetik ortalaması birbirine eşit. Güzel bir soru. A sayısının alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi bunların aritmetik ortalamasını bir bulalım isterseniz. 5'e 2 ekledim. 7, 7 daha 14. 24 artı A. 24 artı A. Bir de ben bunu kaça böleceğim? 5'e. İşte bu aritmetik ortalamamız oldu bizim. Tamam mı? Aritmetik ortalamayı da hatta şu şekilde gösterebiliriz değil mi? Pekala. Bu bizim aritmetik ortalamamız ve medyan da zaten buna eşitmiş. Şimdi ben bunları şu şekilde yazabilirim. Burada en küçük sayımız A olabilir. Sonra 2, sonra 5, sonra 7, sonra 10 olabilir. Ya da 2, A, 5, 7, 10 olabilir. Ya da 2, 5, A, 7, 10 olabilir. Ya da 2, 5, 7, A, 10 olabilir. Ya da 2, 5, 7, 10, A olabilir. Bakın A en küçükte, en küçük ikinci, üçüncü, dördüncü veya en büyükte olabilir diye biz bunları sıraladık. Ve şimdi şuradaki medyanımız kaç? 5. Buradaki de 5, buradaki A, buradaki 7 ve buradaki 7. Toplamda kaç farklı medyan değerimiz var? Medyan ya 5'tir, ya A'dır, ya da 7'dir dedik. Aritmetik ortalamamızın da şu olduğundan adımız kadar eminiz artık. E şimdi 24 artı A bölü 5'i ben götüreceğim, bir 5'e eşitleyeceğim. Ki 5'e eşitlediğim takdirde A buradan kaç gelir? 1. A burada 1 olabilir mi? Evet olur. Dolayısıyla A de A'nın sayısının alabileceği değerlerden bir tanesi 1'dir. Artı. Sonra gene aynı 24 artı A bölü 5 sayısını götürüp bir de A'ya eşitleyeceğiz. Buradan 24 artı A eşittir 5A. Buradan da 24 eşittir 4A gelecek. A sayısı da ne olur sevgili gençler? 6. Ama şöyle bir pürüz var. A sayısı buradayken 6 olursa 5'ten daha küçük olmuş olur. E ben bunları küçükten büyüğe doğru dizmiştim. Demek ki bu 6 sayısı olmayacak sevgili gençler. A 6 olamayacakmış. Pekala. Bir de sevgili gençler, A'ya eşitlemiştik. Bir de 7'ye eşitleyeceğiz bunu. 24 artı A eşittir. 5 kere 7 kaç yapar? 35. Dolayısıyla sevgili gençler, A dediğimiz sayıda ne olur? 11 olur. E şimdi burada 7, 11 şurada olamaz ama şurada olur. Gayet de güzel olur. Dolayısıyla sevgili gençler, A sayısı bir de 11 alabilirmiş. A sayısının alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. 1 ile 11'in toplamı 12 olur diyeceğiz sevgili gençler. Şunu bir daha kontrol etmek istiyorum. Eğer ki ben burayı A'ya eşitleseydim, 5A, 4A, 24, A eşittir 6. A olabilmesi için de A'nın ortanca olması gerekiyordu. 6'nın buraya yazılması gerekiyordu. Yazamayız, dolayısıyla olmadı. Evet, A değerlerinin alabileceği değerler toplamı 12'dir diyebiliriz. Şimdi burada Türkçeleştirilmiş ismiyle isminin yanlış yorumlandığı, çoğu öğrenci tarafından yanlış yorumlandığı bir değerdeyiz. Üçüncü eğilim ölçümüz tepe değer, ki buna mod da diyeceğiz sevgili gençler. ÖSYM ikisini de kullanıyor, haberin olsun. Bu veri grubunda en çok, bir veri grubunda en çok tekrar eden veriye o grubun tepe değeri ya da modu denir. Şimdi tepe değer denilince sanki şey gibi anlaşılıyor. En büyüğü. İşte küçükten büyüğe doğru sıraladık, en büyüğüne tepe değer. Öyle bir şey yok. En çok tekrar eden veri grubundaki en çok tekrar eden elemana biz tepe değer diyeceğiz. Yani mod diyeceğiz. Şimdi şurada önemli bir anekdot var. Aynı sayıda birden fazla tekrar eden veri varsa grupta birden fazla tepe değeri vardır. Yani mesela bir grubun içinde 3 tane 5 var, 3 tane de 7 var. O zaman hem 5 hem de 7, 3 de en fazla. Hem 3 hem de 7 moddur diyeceğiz. Ama eğer tekrar eden veri yoksa grubun tepe değeri de yoktur diyoruz. Şimdi bakalım. Şurada sevgili gençler bakın, 2 tane 7 var. Diğerlerinin hepsinden birer tane. Bunun modu 7'dir. Alttakine bakalım. 12, 15, 7, 17, 20. E hepsi birer defa tekrar etmiş. O zaman mod yoktur diyeceğiz. Mod yoktur. Pekala, bir de üçüncüye bakalım. 2, 2, 3, 3, bir tane de 5 var. Bunun modu 2 tanedir. Birisi 2'dir, biri de 3'tür. Mod değerleri de bunlardır sevgili gençler. Yani bir tane mod olacak diye bir kural yok. Bir diğer sorumuz. Aşağıda 2 tane ikizkenar üçgen çizilmiş. Buna göre 2 üçgenin iç açılarından oluşan veri grubunun modu kaçtır?
Şimdi burası 20 ise bu da ikizkenarmış. Geriye 160 kalıyor. Demek ki burası 80 olacak. Burası da 80 olacak. Şimdi burası 50 ise sevgili gençler, 180'den 50'yi çıkardım. 130 2'ye böldüm, 65 65. Pardon, özür diliyorum. Ben şunlar eşit zannettim. Şu ikisi eğer birbirine eşitse, burası 50 ise burası da 50'dir diyeceğiz. 50 50. 100 buraya da ne kalır? Gene 80 kalır. Şimdi iki üçgenin iç açılarından oluşan veri grubunun modu diyor ya. Yazalım. 20 var. Sonra 50 var. Sonra bir tane daha 50 var. Sonra 80 var. 80 var. 80 var. Değil mi? 3 tane de 80 var. Şimdi bunun modu kaç? 3 tane 80 var. Hocam 2 tane de 50 var. O da mod olmaz mı? Olmaz. Bak, en çok sayıda hangisi tekrar ediyor? 80. Demek ki bizim modumuz sevgili gençler 80 olacakmış diyeceğiz bu grubun modu. Altta soru yok. Sağ üst tarafa geçiyoruz. Merkezi yayılım ölçülerine geçelim artık. Az öncekiler eğilim ölçüsüydü. Bu da yayılım ölçüsü sevgili gençler. Yani öncüllü soru olarak bile sorulabilir. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi merkezi eğilim ölçüsüdür derse mesela, sen bunlara hiç dikkat etmezsen sınava girmeden. Yani şimdi ben sana anlatıyorum mesela, ama sen şimdi bunlara dikkat etmezsen sınavda dizlerini döversin, haberin olsun. Bir veri grubunda bulunan en küçük sayıya en küçük değer, en büyük sayıya da en büyük değer denir. Veri grubunda bulunan en büyük değerle en küçük değer arasındaki farka da açıklık diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi en büyükle en küçük arasındaki değere, yani farka açıklık diyoruz. Şimdi sevgili gençler, en büyük ve en küçük değerleri bulunuz demiş. En büyük değer 13, en küçük değer de 11 diyorum ya. Şakaya bakar mısın? 2. En büyük değerimiz 13'müş, en küçük değerimiz de 2'ymiş diyebiliriz. Açıklığı bul demiş. 13'ten 2'yi çıkaracaksınız. Açıklığımız da 11 olur. Bu 11 buradaki 11 değil. Bak, fark olarak. En büyükten en küçüğü çıkardınız. Fark kaç? 11 işte. Bu da bu grubun açıklığıdır diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. X pozitif bir gerçek sayı. X 9, X 5, X 3, X 7, X sayı dizisinin medyanı açıklığının 3'te 1'inden 7 fazladır. Şimdi ben bunları küçükten büyüğe doğru dizersem X sonra 3X gelir. Sonra 5x gelir. Sonra 7x. Sonra da 9x gelir. Şimdi bunun medyanı kaç sevgili gençler? 5x. Yazalım. Medyan. Medyan 5x. Ama bunu biliyoruz. Peki bir de ne lazım bize? Açıklık lazım. Açıklık da 9x'ten, yani en büyükten en küçüğü çıkarırsın. 8x. Onu da yazalım. Açıklık eşittir 8x. Diyor ki şimdi, medyan açıklığın 3'te 1'inden 7 fazladır. Bak, medyan eşittir açıklığın 3'te 1'inden 7 fazladır diyor. İşte bunu bulacağız biz. Peki 5x eşittir 8x artı 21 bölü 3. İçler dışlar çarpımından 15x eşittir 8x artı 21. 8x'i yolla bu tarafa. 7x eşittir 21. X eşittir kaç gelir? 3. Bizden ne istenmişti? Aritmetik ortalaması istenmişti. Peki ben şunları bir toplayayım. X, 3x daha 4x, 9x, 18x, 25x yapar. 25x'i de ben 5'e bölersem, 5 tane sayı oldukları için bizim aritmetik ortalamamız 5x'miş sevgili gençler. X kaçtı? 3'tü. Demek ki 5 kere 3'ten aritmetik ortalama 15 gelecek diyebiliriz. Hem aritmetik ortalamayı, hem açıklığı, hem medyanı hepsini kullandığımız bir soru oldu. Güzel de oldu. Geçtik, devam ediyoruz bir diğer sorumuzda. X pozitif bir gerçek sayı olmak üzere aşağıda her terimi x'e bağlı olan bir veri grubu verilmiş. X eksi 4, x artı 2, x eksi 2, x artı 1. Hangileri x'e bağlı değildir diyor. Şimdi biz sevgili gençler şunu küçükten büyüğe doğru bir yazalım. X eksi 4 en küçüktür. Sonra x eksi 2 var. Sonra x artı 1 var. Ve sonra x artı 2 var. Açıklığı bulacaksak eğer şundan şunu çıkaracağız. Ben x artı 2'den x eksi 4'ü çıkarırsam açıklık sevgili gençler 6 gelir. X kaç olursa olsun açıklık burada 6'dır. X gördüğünüz yere 10 yazın mesela. Burası 6 olur. Burası 12 olur. 12'den 6'yı çıkar, açıklık gene 6. Demek ki bu açıklık x'e bağlı bir şey değil şu an. Gitti. Medyan x'e bağlı mıdır? Şimdi x artı 1 ile x eksi 2'yi toplayıp 2'ye bölecektik biz. Dolayısıyla 2x eksi 1 bölü 2. Bu medyan. Şimdi x'i değiştirirsem şurayı, medyan da değişir. Dolayısıyla medyan x'e bağlıdır. Aritmetik ortalamaya bakalım bir de. Bunların hepsini toplayacağız. Şu ikisinin toplamı 2x yaptı zaten. Şu ikisinin toplamından da bir 2x bir de eksi 3 gelir. Yani 4x eksi 3'ü, 4x yazamadım. 4x eksi 3 bölü 4.
Şimdi bu aritmetik ortalama. Aritmetik ortalamanın içerisinde de bakın x var. Yani x değiştikçe aritmetik ortalama da değişecektir. Dolayısıyla aritmetik ortalama da x'e bağlıdır. Hangileri x'e bağlı değildir demişti. Burada x'e bağlı olmayan tek bir cevap var. O da açıklık sevgili gençler. Yalnız 1 olacaktı sorumuzun cevabı. Geçtim bir diğer sayfama. Standart sapmayı şimdi işleyeceğiz sevgili gençler. Dikkatle dinliyorsunuz. Eğer ki sınavda istatistik konusundan bir soru görürseniz ve bu soru standart sapmaysa tek bir değerle uğraşırsınız çoğu zaman. Yani bunun içerisinde hem medyan hem şu hem bu aritmetik ortalama açıklık şu bu hiçbirine değinmeden direkt standart sapmayı sorabilir size ama siz standart sapmayı bulurken de aritmetik ortalamanın falan da bulunması gerektiğini de unutmayın. Yani en uğraştırıcısı budur. Bulunurken en uğraştırıcı olan budur. Ama lütfen arka arkaya birkaç defa kendine şu standart sapmadan soru çözerseniz şuradaki formülü ezberlemek zorunda da kalmazsınız. Mantığını hemen anlarsınız zaten. Bir veri grubundaki sayıların birbirine yakınlığı ve uyumluluğunu ölçen yöntemdir. Bak bu çok güzel bir cümle. Bu çok güzel bir tanım. Sevgili gençler, hani bu şeyde falan da diyoruz ya, nedir onun ismi? Sınavlarda işte standart sapma var. AYT sınavında standart sapma mevcut. Bu ne işe yarıyor? Standart sapma nedir diye sorduğumuz zaman çoğu öğrenciye mesela nasıl bulunduğunu bilse de tanım olarak diyor ki işte hocam hani biz soruları çözüyoruz ya. İşte mesela 10 kişi bir soruya doğru cevap verdiyse ve ben onu çözdüysem veya işte bir de başka bir soru var ona da 10 bin kişi çözmüş o soruyu çözebilmiş. Ben de doğru cevap vermişim o soruya. 10 tane kişinin çözdüğü sorudan ben daha fazla puan almışım. İşte bunu ölçüyorsan böyle bir şey değil. Yani bu işe tamam yarar eyvallah ama böyle bir şey değil standart sapma. Bakın diyoruz ki bir veri grubundaki sayıların birbirine yakınlığını ve uyumluluğunu ölçen bir yöntem sevgili gençler. Yani birazdan ne demeye çalıştığımızda net bir şekilde anlayacağız. Ama sandığınız gibi bir şey değil. Bir ikinci husus da şimdi şöyle bir şey de diyebilir sevgili gençler. Demek yukarı açıklar mesela. Der ki yukarıda sıralar. Açıklık, aritmetik ortalama, ondan sonra standart sapma ve medyan bir de mod der. Ve dört tane verir. Der ki aşağıdaki tanımlardan hangisi yukarıdaki öğelerden birine ait değildir ya da yukarıdaki ifadelerden veya yukarıdaki şeylerin tanımlarından birisi değildir der. Böylece kalırız. O soruda böyle kalırız. Tamam? Yani tanımı sorarlarsa da tabii bunun tanımını yap diye sormazlar. Bu şekilde sorabilirler. Dolayısıyla çok çok dikkatli olman gerekiyor bu tanımlar hususunda. Yaptığın işlemi tamam yapabiliyorsan en azından ne olduğunu da bil diye uzun uzadıya ben sana açıklıyorum. Verilerin aritmetik ortalamaya göre nasıl bir dağılım gösterdiğine yardımcı olur. Bir veri grubunun standart sapmasını bulmak için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenecek. Öncelikle bu veri grubunun aritmetik ortalamasını bir bulacaksınız. İlk bulmanız gereken bu olsun. Her bir verinin aritmetik ortalamadan farkının karesi alınıp bulunan sonuçlar toplanır. Bak, her bir terimi tek tek aritmetik ortalamadan çıkarıyorsun. Daha sonrasında bunların karelerini alıp topluyorsun. Bunu yaptıktan sonra da bulunan veri sayısının bir eksiğine bölünür ve elde edilen sonucun karekökü alınır. Yani diyor ki şu sonucu bulduktan sonra kaç tane terimin vardı senin burada? N tane. O zaman sen burayı bir eksiğine yani n eksi 1'e bölüp bir de gidip karekökünü alabilirsen eğer standart sapmayı yani S'yi bulursun diyoruz. Misal aşağıdaki tabloda 5 tane öğrencinin okul dönemi boyunca yaptıkları devamsızlık sayıları gösterilmiş. Esin, Afşin, Çınar, Yiğit, Tutku şeklinde 5, 7, 8, 8 ve 2 devamsızlık yapılmış. Bu veri grubunun standart sapması kaçtır diye soruluyor. Öncelikle biz bunun nesini bulacağız? Aritmetik ortalaması. X üssü diyelim eşittir. 5, 7 daha 12, 8 daha 20, 30. 30 da sevgili gençler 5'e böldük eşittir 6. Standart sapmamız 6 geldi. Şimdi yapmamız gereken olay şu. Bakın. 6'dan 5'i çıkarın 1. 1'in karesi. 6'dan 7'yi çıkarın eksi 2 ya da 7'den 5'i çıkarın fark etmez. 2, 2'nin karesi artı. 8'den biz 7'den 5'i mi çıkardık? Üzgünüm. 5'i değil. Standart sapmayı çıkaracağız. 7'den 6'yı çıkarın 1. O da 1'in karesi.
8'den 6'yı çıkarın 2, 2'nin karesi. 8'den 6'yı çıkarın 2, 2'nin karesi. 8, 2'den 6'yı çıkarın eksi 4, eksi 4'ün karesi de 16 yapar. İşte bu bulduğumuzu, hatta daha bulmadık, onu da bulalım hadi. 1, 1, 4, 4 ve 16, şurası 20, 25, 26 yaptı bakın. 26'yı kaça böleceğiz? Burada kaç tane terim var? 5 tane. Ben 4'e böleceğim. Demek ki üst taraf 13, alt taraf 2 olacakmış. Ve bunun da ben karekökünü alırsam, işte benim standart sapmam bu diyeceğim. Yani standart sapmamış sevgili gençler, kök 26 bölü 2 olacak diyebiliriz. Tabii ki kök 13 bölü kök 2 ama paydada irrasyonel bir sayı bırakmamak için bunu yaptım sevgili gençler. Standart sapma sıfıra yaklaştıkça verilerin farklılıkları, şu soru işareti burada değil, şurada sevgili gençler. Tamam. Burası bir not. Standart sapma sıfıra yaklaştıkça gruptaki verilerin farklılıkları azalır. Standart sapma küçüldükçe veri grubundaki değerler aritmetik ortalamaya yaklaşır. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Standart sapma eğer sıfıra yakın bir değerse, sonuçta kareköklü bir ifadenin sonucu negatif olamaz ya, demek ki pozitif olup da sıfıra yakın olacak. Standart sapma eğer sıfıra yakın bir değerse, o halde verilerin gruptaki verilerin farklılıkları, çeşitlilikleri azalacak. Ama standart sapmada küçüldükçe veri grubundaki değerler aritmetik ortalamaya da yaklaşır diyoruz. Standart sapma çok büyükse veri grubundaki değerlerin birbiriyle bir alakası yoktur çok. Yani biri Anya'dadır, biri Konya'dadır. Mesela bir sınıfta 30 tane öğrenci varsa ve bütün öğrenciler 55 ile 65 arasında notlar aldıysa, bu sınıfın standart sapması küçüktür. Ama bir öyle bir sınıf düşünün, 30 kişi var, 1 alan da var, 100 alan da var, 50 alan da var, 70 alan da var. İşte bu sınıfın standart sapması sevgili gençler olabildiği çok büyüktür. Bunun da sebebini zaten formülünden anlayabilirsiniz. Çünkü sürekli aritmetik ortalamadan bütün değerleri çıkarıp karelerini alıyoruz. Mesela az önce ikinci anlattığım sınıfın, dalgalı sınıfın aritmetik ortalamasının 50 olduğunu düşünün. 50'den 100'ü çıkarıp karesini alacaksınız. 50'den 1'i çıkarıp karesini alacaksınız. 50'den 99'u çıkarıp karesini alacaksınız. Bu sayılar büyük olur. Ama ilk anlattığım sınıfta aritmetik ortalama 50 ise ve herkesin notu 55 ile 65 arasındaysa, 50'den 55'i çıkarıp karesini aldı. Şimdi az önce 50'den 100'ü çıkarıp karesini almıştık. Düşünün. Yani 50 kere 50 kaç yapar? İşte 2500 yapar. Bir 2500 sayısına düşünün. Burada ne yapıyoruz? 50'den 55'i çıkardık. Eksi 5 karesini aldık. 25 küçücük bir sayı çıktı. 50'den 56'yı çıkaracaksın. 4, 6 özür dilerim. 6'nın karesini alacaksın. 36 gibi. Anlaştık mı? Burada küçük çıkacaktır. Standart sapma. Çünkü değerler birbirine yakın. Şimdi iki tane isim vermiş Ali ve Veli diye. Not ortalaması 4'müş. Bunun da not ortalaması 4'müş. Standart sapması 0.7'ymiş. Standart sapması 0.9'muş. Yukarıda Ali ve Veli'nin karne notlarının ortalaması ve standart sapmaları verilmiştir. Diyor ki, çok güzel bir soru. Hangi öğrenci daha istikrarlıdır? Şimdi istikrar nedir? Önce onu düşünelim. İstikrar sevgili gençler, mesela bir çocuk 70 almıştır. Ama tüm sınavları da zaten 70 ile 75 arasındadır. Bu çocuk istikrarlıdır. Durmadan aynı notları alıp duruyor. Ne düşük alıyor ne de yüksek alıyor. Çizgisini bozmuyor. Adamın dibi bu çocuk. Tamam? Ama bir tane çocuk var. Gitmiş mesela matematikten 5 almış. İngilizceden 100 almış. Fizikten de 50 almış. Bu çocuğun istikrarı düşüktür. Bir de not ortalamasına bakın. Ali ve Veli'nin. Bu çocukların ikisinin de not ortalaması 4. İkisinin de not ortalaması 4. Ama şöyle düşünün. Ali 3 tane sınava girmiştir. 3'ünden de 4 almıştır. Ama Veli'yi düşünün şimdi de. Veli de sevgili gençler, bir tane sınava girmiştir, 1 almıştır. Başka bir sınava girmiştir, 10 almıştır. Başka bir sınava daha girmiştir, ondan da 1 almıştır. Şimdi şu çocuğun not ortalaması 4, bu çocuğun da not ortalaması 4. Ama istikrara bakın, bu daha istikrarlı. Neden? Çünkü bunun standart sapması zaten direkt 0 çıkacak. Demek ki sıfıra yaklaşan ya da sıfıra daha yakın olan standart sapmaya, standart sapması sıfıra daha yakın olan veri gruplarının istikrarı daha sağlamdır. Dolayısıyla Ali burada istikrarlı olan öğrencimizdir. Veli maalesef standart sapması onun da kötü değil ama 0.9 kötü değil ama Ali daha istikrarlı, Veli'den daha stabil notlar almış. Devam edelim. Bunlar eğlenceli konular. Yani hele bir de bunların üniversitede falan böyle iyi bir hocaya denk gelip de
dinlerseniz bunlar efsane konulardır sevgili gençler. Hem dinlemesi çok zevkli, anlatması da zevkli ama bizim müfredatımızda tabii istatistiğin dibine kadar giremiyoruz lise müfredatında. Olanı biteni bu. Yani bu konulardan da ne bileyim işte genelde de böyle son konulara bırakılır veya işte öğrenciler çok dinlemez. 9. sınıf konusu zaten. Sonlarda bir konudur. Böyle araya sıkışmış bir konudur. Çok da böyle nasıl diyeyim öğrencilere eğlenceli de gelmez. Çünkü biraz matematik gibi değil. Ki hani matematikten ayrı bir konu diye düşünebilir miyiz? Aslında çok da değil ama hani çok değil ama gene de matematikten biraz kopuk. Hani şöyle düşünün en azından. Üniversite fen fakültelerinde matematik bölümü ayrı, istatistik bölümü ayrıdır sevgili gençler. Öğrencileri de aynı, bölümler ayrı. Aynı fakültedeler ama bölümleri bile ayrı. Tamam biz matematik okuduk mesela ama istatistik dersi de görmüştük. Ki bu istatistik dersini çoğu bölümde de yine karşınıza çıkacak. Yani mühendislik bile okusanız istatistik dersi karşınıza çıkacak. Haberiniz olsun. İyi bir hocaya denk gelirseniz veya kendiniz de merak edebilirseniz sevgili gençler araştırıp eğlenerek en azından şeyleri öğrenmeye yani ufkunuzu genişletir. Gündelik hayatınızda da çok şey yarar haberiniz olsun. Bir diğer sorumuz. Bir ayakkabı mağazası satışa sunacağı 9 tane çift ayakkabının seçimi için müşterilerine anket yapacaktır. 9 tane çift ayakkabı var ve bunlar için müşterilerine de anket yapacak. Anket sonuçlarını değerlendirmek için hangi merkezi dağılım ölçüsünü kullanmak gerekir diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi burada şöyle düşünün. 1 numaralı ayakkabı, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı, 5 numaralı, 6 numaralı, 7 numaralı, 8 numaralı, 9 numaralı bir şeyimiz var. Yani ayakkabı çeşitlerimiz olsun. Tamam. Bunların hepsi bir markaya ait modelleri. Mesela Nike diyelim. Nike 1, Nike 2, Nike 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye. Şimdi hangisini acaba bu şirket hangisini kullanırsa daha başarılı bir sonuç elde eder? Yani ben bir anket yapayım, bir araştırma yapayım diyor. Ve o anketin sonuçlarına göre de diyor gideyim şu ayakkabı modelini piyasaya süreyim ve daha fazla para kazanayım istiyor. Anketi yaptı diyelim kimse biri tercih etmedi. Doğal olarak bu adam gidip de bir no'lu modeli piyasaya sürmez. Çünkü zaten yapılan ankette kimse biri tercih etmemiş. Kimse bunu beğenmemiş. Şimdi biri beğenenler de vardır belki ama yani nasıl diyeyim 9 tane ayakkabı modeli var ama belki bunu 9.000 kişi yaptı. Şimdi en çok beğenilenleri yapması daha mantıklı olacaktır. Doğru mu? Yani seçimi müşterilerine anket yapacaksa hangi merkezi dağılım ölçüsünü kullanmalıdır diye soruyor. Şimdi merkezi yayılım ölçüsünü mü kullanmalı yoksa eğilim ölçüsünü mü kullanmalı? Burada sevgili gençler mesela burada en çok işimize yarayacak olan nedir? Mesela mod değeri, tepe değer. Mesela 1000 kişiye yaptınız bu anketi. 700 kişi 3 numaralı ayakkabıyı tercih etmiş. Bunu nereden anlarsınız? Modu bunun 3'tür çünkü. Değil mi? Yani bunun modu 3'tür. O halde sevgili gençler bize şunu söyleyebiliriz. Demek ki biz burada tepe değeri. Yani mod değerini kullanmamız daha da mantıklı olacaktır. Hangi dağılım ölçüsünü kullanmak gerekir diyor modu. Yani sen gidip burada anket şirketine parayı basıp hadi git 100 bin kişiye bunun anketini yap. Anket şirketi de sana diyor ki peki ben burada hangi şeyi ölçeyim? Yani hangi şeyi kullanayım? Merkezi dağılım ölçüsünü kullanayım diye sordu. Sen dedin ki git işte aritmetik ortalamayı kullan. Şimdi adam gider bunların hepsinin aritmetik ortalamasını alır gelirse senin hiçbir işine yaramaz. Ama sen güzel bir açıklama yaparsan ben işte en çok beğenilen markayı en çok beğenilen modeli piyasaya süreceğim. Ona göre de işte kendi ekonomik şeyimi oluşturacağım. Grafiğimi oluşturacağım derse, grafiğimi yükselteceğim derse hem onun önereceği hem de senin istediğin zaten nedir? Tepe değerdir, moddur diyebiliriz. Bu tarzda sorular da karşınıza gelebilir. Haberiniz olsun. Bir veri grubuna ilişkin histogram grafiğini göreceğiz sevgili gençler. Daha sonrasında da çizgi grafiği diye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzun konusu histogram grafiği olacak sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.